Ya olmuyor, öyle olmuyor. Nevale ta Amerika'dan programa telefonla sortu yapıyor. Yani telefonunun şarjı bitse seyirci de şarj olamayacak. Ne yapalım patron, programı Amerika'ya taşıyamayız ki. Sen onu son defa bir aradan konuşacaksın. Ya dönecekse dönsün yahut da kendisine CNN'de bir iş bulsun. Tamam patron, çalıyor mu? Ver. Alo, Nebalet. Buyur patron. Nebalet, artık yuvana dön. Bence sen dön. Buyur. Sadece arkana dön anacığım. Nebalet. Oh. Ay Nebalet yapma, her yerde senin hayalini görmeye başladım, kafayı yedirtmeyin sana. Bence telefonunu kapat, fazla cebine zarar gelmesin. Ay Nebalet. Gördüğüm gerçek mi? Önce siz söyleyin, benim gördüğüm gerçek mi? Sen ne görüyorsun? Nebalet. Ben de Nebalet görüyorum. Nebalet. Demek ki sensin. Döndün, geldin ha. Herhalde anacığım, mübarek Ramazan ayını elin Amerika'sında mı geçireceğim yani? Hadi siz şöyle köşelere çekilin, şaşırın kendi kendinizi. Ben de programı sunayım anacığım. Hadi Joe, gel biz bir kenara çekilelim. Hadi gel biz kaybolalım. Tamam patron. Beni özlediniz mi anacığım? Ben sizi çok özledim. Minareler arasındaki mahyalarda hoş geldin Ramazan yazan bir günde benim yüreğimle beynim arasında ışıl ışıl bir hoş buldum canım seyirciklerim mahyası asılı. Artık burada olacağım bu ülke için seve seve. Hadi şimdi programı izleyin anacığım. Nuriye, bana müsaade, ben artık gideyim. Ne güzel oturuyorduk, niye gidiyorsun be? Yok yok, beklerler şimdi, öteki taraftan bekletmek olmaz şimdi, ayıp. Müsaadenle ben şurada bir can çekişeyim şöyle. Bir. Tamam. Rüştü, 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 Rüştü! 10 dakika erken geldim, biraz dolaş da öyle gel diyorlar. İyi bari. Sevgilim, niye beraber gitmiyoruz? İkimiz beraber el ele gidelim, hadi gel. Aa yok ayol, benim ne işim var? Sen gideceksen git. Ya Allah aşkına beraber gidelim. Bak seni sorarlar şimdi öteki taraftan. Hadi lütfen, üstüne bir şey getir, hemen gideriz. Hadi canım, hadi. Aa, nereye gidiyorum ayol, olur mu? Onca bulaşık var mutfakta. Daha yeni yemek koydum ocağa. Hem çocuklara kim bakacak şekerim? Nuriye. Ya bırak bulaşıkları, çocuklar yıkasın. Sen gel benden, giy ayaklarına bir şey. Hadi şekerim. Ben seni burada yalnız bırakamam. Vallahi benden sonra bir koca moca da almaya kalkarsın ben öteki taraflarda. Aklım burada kalır vallahi. Hadi. Hadi, hadi. Gene mi erken geldim ya? Rüştü, iyi misin? Ay, çocukları bana çağır da onlara ben bir edeyim. Vasiyetimi edeyim. Babanız gidici çocuklar. Bir gözü toprağa bakıyor. O kadar para verdik, o kadar ilaç aldık iyileşsin diye. Biz de düzeliyor zannediyorduk. Yazı çocuğum, eski yazı. Kaç yaşında adam? Babanız gidiyor çocuklar. Hatta yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Takdiri ilahi. Oh, gidiyorum hadi, Allah'a ısmarladık. Sizi mirasım için çağırdım. Benden sonra bölüşürken kavga mumga çıkartır. Birbirinizin saçını başını yiyorlarsınız. Yapmayın olur mu kızım? Mirasımı söylüyorum. Babacığım, ruhumu teslim etmemek için nasıl da direniyor babacığım benim. Kim bu, kim? Büyük oğlum baba. Tanımıyor muyum lan ben? He? Tanımadın mı? Ulan ölen adamın sırtına çıkılır eşyon eşek. Hadi. Maşallah. Gençken de böyleydi. Kıpır kıpır hareketli. Mustafa rahmetli. Oh. Nihayet aranıza döndüm. Merhaba canım çocuklar. Allah seni bize bağışladı baba. Yok yok. Geçici olarak geldim. Mirasımı dağıtabilmek için izin istedim. İşte çocuklarım. Bütün mal varlığım burada. Çıkartıyor, çıkartıyor. Ne verecek acaba? Ah, Serum'a çok para vermiştik, onun için buraya sakladım. Ben kullanacağım kadar kullandım Fatmacığım. Artık bunu sen takarsın. Ay galiba bana nöbet geliyor. Sok şunu bir tarafa. Ay nöbet geliyor.
Geliyor, geliyor. Tut abi. Sen tutma ben. Kendi kendime geçirim Nöbet. Baba. Baba. Rüstem. Rüstem. Bir dakika be. Ne oluyor? Akıllısın ha ben. Daha vasiyetimi dağıtmadım. Geliyorum. Amca, şu kutuyu ver. Peki baba. Buyur baba. Ah, sağ ol. İşte mirasım. Çok kıymetli. Oo, ilaçlar. Çok pahalı. Al. Ben iki tanesini kullandım. Gerisini sen kullan. Yine ona verdi. En çok da bunu seviyormuş. Şu hapı da sen yut. Sağ ol baba. En değerli parçayı kızına ver. Çocukluğundan beri bunu pek sever ha? Ne? Hönk. Şu şuruplan. Şu antibiyotiği de. Ne bakıyorsun? Geldik yatana. Büyük oğlum Şenol'a bırak. Antibiyotik mi? Sağ ol baba, Allah razı olsun. Yok, her şey Şenol'a. Bize bir şey yok. Şenol'a diyor Şenol'a. Oo. Ama baba, abim hasta değil ki. Tamam, hasta değiliz ama ben o ilaçları satıp çocuğun okul kitaplarını alacağım. Hem sonra biraz odun kömür alırım. Soğuk hava. Kıkırdıyoruz evde. Öteki şey mi de? Bu ufak oğlum. Kemal'e veriyorum ikinci serum şişem. Al Kemal'cim. Aa, sen o serumu kullanmadın mı baba? Bana bir şey bırakmıyor musun Rüştü? Sana bir şey yok. Gel benden diyorum, gelmiyorsun. Al ya. O ne baba? Geliyor. Geliyor, vallahi geliyor. Bu sefer kesin gidiyorum. Hadi, bay bay. Baba. Maş. Baba, hakkını helal et baba. Rüştü, Rüştü, ben sensiz ne yaparım? Babacığım, biraz daha dur, ne olur. Toprağın bol olsun baba. Guinness Rekorlar kitabına girebilme gayreti insanlara hesapsız, kitapsız şeyler yaptırıyor. Hemen al içeri kızım. Peki. Hemen al içeri. Hi sir. Hi. Size harika bir program getirdim. Acaba nedir? Guinness rekorları. Bugüne kadar Guinness rekorlar kitabına girmiş bütün olayları göstereceğiz izleyicilere. Harika. Rating rekorları kırarız. Kesin birinci oluruz. Bence tutmaz. Sen ne anlarsın kızım? Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Oh, oturun. Tamam. Gel kızım bakayım buraya. Al şunu. Sok hemen yayına. Bir de uzun boylu manken buluruz. Güzel bir sunuş yaparız. Birincilik garanti. Bence tutmaz. Kes sesini de dediğimi yap. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam sizlere inanılmaz olaylar göstereceğiz. Öncelikle bir adam aynı anda 250 sigarayı nasıl ağzına sokacak? Hep birlikte izliyoruz. Rating rekorları kıracağız. Bu program dünyada birçok ülkede birinci oldu sir. Müdür bey. Birinci olduk değil mi? Evet. 91. Ben size söyledim mi program tutmaz diye? Hayret yahu. Belki olay yanlıştı. Bu akşam şu olayı gösterin. Bu akşamki olayı gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Şaşıracaksınız. Bu adam da bir oturuşta 500 hamburger yiyecek. Harika! Rating rekorları kıracağız. Çak çor! Bu program Avrupa'da birinci oldu mister. Müdür bey! Ne
Asıl birinci olduk ama değil mi? Çak! Evet, sondan birinci. Çak! Ben size dedim bu program tutmaz diye. Nasıl olur? Belki de olay yanlıştı. Bir de şunu gösterelim. Buyurun. Bu defa göreceklerinize inanamayacaksınız. Bu adamın yaptıklarını yapmak gerçekten imkansız. Harika, harika! Kesin reyting rekorları kıracağız. Bu program birinci olur. Müdür bey. Birinci olduk değil mi? İlk yüze bile giremedik. Ben size dedim bu program tutmaz diye. Ama nasıl olur, hayret. Bu kız nereden biliyor bu program tutmaz? Bir de benim kasetleri seyredelim. Kolay gelsin. Kaç çocuğunuz var? Buyur. Kaç çocuğunuz var? 8. Kocan var mı? Öldü. Kamyon neyin çarpmıştır. Senin maaşın ne kadar? 120 milyon. Ev kiran? 50. Peki çocuklar okuyor mu? Ha, hepsi okuyor. Nasıl? Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Ne yapalım kardeş be? Artıkları topluyoruz. Eve gidip temizlersek belki bir çorba yapar içeriz diye düşünüyoruz ya. Neden pazardan satın almıyorsunuz? Nasıl alayım kardeş? Ben emekliyim. 170 milyon maaş alıyorum. 4 çocuk okutuyorum. Karım da hasta. Gel. Ne oluyor George? Amerikan, sizin bu ülkede yaşananlar Guinness rekorlarını solda sıfır bırakır. Ben en iyisi başka bir ülkeye gideyim. Ama durun Mr. George. No, no, not at all. No. Durun, daha bitmedi. Vatandaş bu haldeyken kendilerine zam yapan milletvekillerini, deprem bölgesine yapı malzemeleri satan bayındırlık bakanlarını, daha neler neler gösterecektim size. I don't believe. I don't believe. Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Kaç kap sıkıntısı? Kap kaç sıkıntısına dönüştü sayın seyirciler. Bugün evde kaç kap yemek olacak acaba diye düşünen vatandaşın bir de kap kaç sorunu çıktı. Ulan ne değerli paranız varmış be! Ay çok şükür. Ay az kalsın maaş gidiyordum. Ay. Gider tabii. Öyle alık alık gökyüzüne bakarsan gider tabii. Ver şunu bana. Aa olur mu ayol, kadın çantası bu. Olur olur. Ver şunu sen bana. Gerçi biraz uyumadan mı olsun? Hadi yürü hadi, bari. Hadi. Yürü. Ya o çanta taşıyor. İnsan birazcık dikkatli olur be ya. Etraf it kopuk dolu. Allah ayağından pantolonu alırlar da ruhun duymaz. Lan! Lan ne lan? Karı nerede lan? Ya ya! Bırak! Ay! Beyaz kadın tüccarları beni kaçırıyorlar röpte! Ulan bırak! Ulan bırak ulan! Ay. O beyaz bir eşe! Yürü! Nasıl iyi misin? O insan biraz dikkatli olun. Hadi çantaya göz kulak olamıyorsun. Bari kendine göz kulak ol. Uyanık ol biraz. Burası İstanbul. Yani aslında doğru söylüyorsun ama bu kadar da bağırman gerekmezdi Rıfkı. Rıfkı! Ayol Rıfkı neredesin? Buradayım, buradayım. Ya bırakın beni. Ben beyaz olmadığım gibi kadın da değilim. Ya biz organ nakli mafyasıyız. Seni kaçırıp organlarını satacağız. Ya bırakın lan. Bırakın be. Ne yapıyorsunuz ayol? Bırakın kocamı. Ay korkuyorum Rıfkı. Ben de. Bu sokaklar dolaşılacak gibi değil. Yani tehlike dolu. Kalk gidelim evimize. Hadi hadi. Hadi. Ay aman insanın eli gibisi yok vallahi. Sokaklar ne olmuş öyle ayol? Bir daha sokağa çıkmayalım Rıfkı Allah aşkına. Hanım sen bize bir kahve yap da karşılıklı içelim. İyi gelin. Yapayım canım. Ana!
Bu ne ya? Ne ki? Ay, bak bak. Ay! Kızım ya. Ay! Abi eroin istermişsin, eroin. Israrla vereyim abicim. Silah lazım abi, silah var, silah. Abi Natasha ister misin? Abi fiyatla anlaşırız. İnsanlar genellikle başını sokacak bir yer isterler. Ama bu ülkede başını sokacakları tek şey dert oluyor. Bakar mısınız? Buyurun. Siz buyurun. Bu bir soygundur. Lütfen sıra numarası alın, sıraya geçin. Sırayla mı soyuluyor banka? Anlamadım. Anlamadığınız belli. Bu bir soygundur diyorum size. Kaldırın ellerinizi. Hayır, kaldırayım da bir değil, beş değil. Kaldır, indir, kaldır, indir. Kas yapacağım vallahi. Yanlış bir hareket yapın. Kas yapayım derken göz çıkarma. Bir dakika o zaman beyefendi, arkadaşlara haber vereyim. Arkadaşlar, beyefendi bankayı soyuyormuş. Soyguncu bey, biz de kaldıralım mı ellerimizi? Kaldıralım mı? Kardeş, sen iyi misin? Değilim. Sürüp duruyorum baksana. O zaman niye buraya geldin be canım? Bankaya niye geliyorsun? Doktora gitsene. Doktora gidebilmek için buradayım zaten. Sökülün paraları. Elindeki bu sahte tabancayla mı söküleceğiz paraları? O kadar belli oluyor mu sahte olduğu? Bir muayene parası verin bana. Kimse kıpırdamasın, bu bir soygundur Rehin abla. Bırak ulan manyak, biz de soyuyoruz herhalde. Sökün ulan parayı, yoksa keser ben. Allah kabul etsin canım, biraz da etinden bize verirsin. Vermiyor musunuz yani? Veremeyeceğiz be güzelim. Ay dur, Bülent Bey'e sorayım. Veznedarımızdır kendisi. Bülent Bey, arkadaş para istiyor. Affedersin be abi. Ne yapayım? IMF şart koşunca beni de işten attılar. Şimdi bu soygun işi de olmadı. Ben de ne halt edeceğimi şaşırdım vallahi. Bu bir soygundur. O tarafa canım, o tarafa. Eller yukarı. Buyurun. Bu bir soygundur. Ben çok heyecanlandım, kusura bakmayın. İlk soygunum oluyor da memur hanımcığım. İnsanlık hali canım, olur böyle şeyler. Ne bakmıştınız? Para. Su tabancasıyla mı istiyorsun paralar? Ama gülmeyin, icra memuru geldi, her şeyi aldılar. Bir tek bu kaldı, çocuğun tabancası. Kimse kımıldamasın. Bu zarfın içinde şarbon var. Vallahi hepinize üflerim. Çabuk sökülün paraları. Beyefendi üfleyecek mi? Bitirdiler lan esnafı. Siftahsız dükkan kapıyoruz be. Yetti artık, yetti. Hadi bakalım. Siftahsızdan bereket Allah'tan. Kardeş, çeker misin satımı? Bir saniye. Ay neyle soyuyormuş beyefendi bankayı? Satırla, satırla. Bunu beğenmedin mi? Vallahi yersin şimdi bunu kafana. Biz de tarafta. Soygun mu amca? Dur ben seni getireyim. İstemez kızım, ben kendim giderim. Sen deme amca, bu halinden mi soyacaksın? Bana acıyacağına paraları çıkar. 2 milyon özürlü var bu memlekette. Kimse iş vermiyor, aş vermiyor. Ne yapacağız? Tabii ki soyacağız. Sağlamı iş bulamıyor amca ya. Vallahi amca, özür sende mi yoksa sizleri görmeyenler de mi bilemeyeceğim. Çok konuşma, sökül paraları. Hadi çıkar silahını, korkayım ben de çıkartayım paraları. Bu senin işini görür. Çocuklar, çocuklar. Rişat'ın çığırından çıktı, bir tane polis çağırdı. Çağırmıştım Anlar Hanım, geldiler bile. Kimse kımıldamasın. Tam zamanı memur bey, soygun vardı. Evet hala var, çıkar paraları. Canını ortaya koy, 24 saat nöbet tut, karnını bile doyurama. Yetti artık be. İki kamu bankasının içini boşaltan, usulsüz ihalelerle trilyonlarca parayı hortumlayan iş adamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı sayın seyirciler. Hepimiz babayı aldık arkadaşlar. Hesapta soyguna gelmiştik ama soyulan gene biz olduk anasını satayım. Ya söyledik. Vatandaşlar modern matematiğin bile çözemeyeceği öyle problemler yaşıyorlar ki bu ülkede 2 kere 2 her zaman 4 etmiyor. Evet çocuklar. Şimdi bugünkü ev ödevinizi yazdırıyorum. Yazın bakalım. Ali 40 tasiyeciye gitmiş. 3 kalem, 2 silgi, 1 defter almış. Kalemin destesi 1 milyon. Silginin düzinesi 2 milyon. Defterin 2 tanesi 3 milyon.
Ali ne kadar para harcamış? Sorusu olan var mı? Öğretmenim, Ali'nin babası ne iş yapıyor? Çocuğum, bunun konumuzda bir ilgisi yok. Olur mu bir ilgisi yok öğretmenim? Ali'nin babası kırtasiyeciyse bir şey ödemesine gerek yok. Otur yerine, şimdi tebeşiri fırlatırım, tebeşirlere gelirsin. Peki öğretmenim. Evet, ev ödeminizin ikinci sorusu, yazın bakalım. Bir havuza bir musluk saatte 100 metreküp su dolduruyor. Buna karşılık bir başka musluksa saatte 20 metreküp su çekiyor. Bu havuza yarım saatte kaç metreküp su dolar? Sorusu olan var mı? Öğretmenim, suyun metreküpü ne kadar acaba? Bunun soruyla ne alakası var çocuğum? Olur mu öğretmenim? Parasını ödemezlerse o havuz hiç dolmaz. İski suyu keser valla. Ben mimuruyu almayayım ayağımın altına. Yarın bu ev ödevlerini eksiksiz istiyorum. Anne! Ne var? Ya şu matematik problemlerini yapamıyorum, bir baksana. Kızım yemek yapıyorum, yap kendi başına. Ya anneciğim ne olursun, hadi ev ödevim var. Niye kendi başına yapamıyorsun anlamıyorum ki. Tövbe tövbe. Ne? Hangisi? Şu kim? Neymiş o? Ver bakayım. Defterin iki tanesi 3 milyon. 3 milyon mu? Hı. Bu Ali'nin babası milletvekili mi çocuğu? Yani bu Ali 3 milyon liraya 2 tane defter nasıl alıyor yavrum? Ya anneciğim, Ali'nin babasının problemle bir alakası yokmuş. Nasıl yokmuş ya? Yani el kadar çocuk parayı nereden bulacak? Yani babası vermeyecekti. Bu el kadar çocuk hırsızlık mı yapacak bu defteri almak için? He? Salak salak bakma suratıma. Ya anne, Ali kırtasiyeciye kaç para ödeyecek onu söyle. Hiçbir şey ödemeyecek. Deftere yazdıracak, babası ay başında ödeyecek. Hem bu Ali niye 3 tane kalem alıyor Allah aşkına? Bu Ali bey çocuğu mu? 1 tane alacak. Bitince yenisini alacak. Öyle zırt pırt açmak yok. Güzel kullanacak kalemini. Yanlış yaparsa arkadaşından silgisini rica edecek, alacak, silecek, geri verecek. Niye? Silgiyi de bitirmesin. Anne bak, bir tane daha problem var. Hangisi? Şu, bak havuz problemi. Havuz problemi. Evet, bakalım havuz problemi nasıl çözülmüş, bu mu? Evet. Ver bakalım Ayşe. Şehir su şebekesinden kaçak boru çekilecek. Öyle metreküp hesabına filan kafa yorulmayacak. Kaç metreküp giderse gitsin, ekmek elden, su da iskiden keyfimize bakılacak. 2033 Ayşe, bu problemi yine annen mi çözdü? Ya öğretmenim, dedim ben böyle çözme, öğretmen anlar dedim. Sus, sus öğretmenim. Bir daha ağlama. Annene söyle, yarın okula gelecek. Peki öğretmenim. Bunlar suyu hep iskiden kullanıyorlar acaba. Aa buyurun, buyurun, buyurun. Çarpmışsınız. Evet. Vallahi ben de nasıl yaptım anlayamadım öğretmen bey. Yani bu kriz, bu hayat şartları beni inanın bu hale getirdi. O problemi de görünce böyle birdenbire fena oldum. Ben ettim, sen etme. Ne olur çocuğu sınıfta bırakma. Bir sene daha okutamayız. Vallahi Allah aşkına, Allah aşkına. Yok, yok hanım yok. Öyle bir derdim yok. Onun için çağırtmadım ben seni. Niye çağırttın peki? Bu problemi çözüş tarzınız çok ilginç geldi de ondan çağırttım. Şu ezberci eğitim sisteminde bizler ancak klişe çözümler üretebiliyoruz. Bunun için mi çağırdınız beni? Ya ben 15 yıllık öğretmenim. Ayda elime 300 milyon lira para geçiyor. Karım da öğretmen. Onun da eline o kadar geçiyor ama o kiraya gidiyor. Evde 2 tane çocuk var. Aa bir de hasta babamız var. Bir de ona da para yolluyoruz. Velhasıl ayın sonunu bir türlü getiremiyoruz. Sen şu bulduğun çözümlerle bize de bir çözüm üretebilir misin diye merak ettim. Senin problemini ben değil, Ankara'dakiler çözer ancak. Ankara'ya, hadi anam. Ankara'nın yolları sönük yanar lambaları. Ankara'nın yolları sönük yanar lambaları. Madem bugün evkarlandık, doldur içek rakıları. Çile çektirmede Allah vergisi bir yeteneğe sahip olan yetkililer vatandaşı iyice çileden çıkarır hale geldi. Anne çayın altını yaktım. Aferin yavrum, ellerine sağlık. Dede, sen yemiyor musun? Ben biraz evvel yedim kızım. Elini çok kumadalasın. Eller yukarı. Kalkın. Geçin arkaya. Duvarın dibine. Çabuk. Dön arkanı. Dön. Dön arkanı. Sen de dön. Ne oluyor yavrum? Bilmiyorum baba. Şimdi anlayacağız. Çıkarın paraları. Hey amigo. Koyun onları masanın üstüne. Hey amigo. Ne ver lan sana da. Kımıldamayın. Topla.
Telefon vergisi %2. Doğal gaz %1. SSK beyannamesinden 1 milyon. Motorlu araçlar vergisi 10 milyon. Tapudan 5 milyon. Yuvarlak hesap 128 milyon 600 bin. Tamam mı? Tamam. Kavala! Yerine geç. Bütün maaş gitti, bir çorba parası da bize kesseydiniz orada. Efendim, hadi hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler. Sağlıkla kalın. Bu bomba, kıpırdarsanız patlar. Polise haber vermeyin, çok kötü olur. Ne oluyor yavrum, kim bunlar? Vergi memurları baba bunlar, vergi. Niye böyle vergi alıyorlar Hüsam? Son konulan vergileri görmüyor musun hanım? Bu milletten vergi ancak böyle toplanılır. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Her damla yağış oyun oyun, iz bırakır kalbinde. Haberleri izlediniz, iyi akşamlar. Bizden ayrılmayın. Annemi dinleseydim eğer, bugün hanımefendiler gibi otururdum. Böyle hizmetçi gibi çalışmazdım. Ben seni almamış olsaydım oturuyordun şimdi evde. Evde kalmıştın. Parasızlıktan kafayı yedin, oynattın. Ambulans! Hastasın ama ambulans gelmiyor. Yok yok, memura %2 zam. Aman! Bilemiyorsunuz ya. Siz çok alkollüsünüz, size ceza keseceğiz. Kes! Hüsam! Hüsam bak, beni alkollü araba kullanmakla suçluyorlar. Nereye sürersin bu polisleri? Hakkari'ye. Hakkari olur mu? Bayan, telefonla konuşurken numara çevirseniz numaranız daha inandırıcı olur. Çevirmedin mi? Bende niye açıyor diye. Ayşe Hanım, yeni sevgiliniz mi? Sadece yakın arkadaşım. Hem de çok yakın arkadaşım. Evet, evet. 20 milyon çıkarttık. Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Söyle, niye çıkarttık? Yeni vergiler geliyormuş, duydun mu Doğan? Evet. Şimdi senden 2 saat önce de haberlerden duydum. Ha, konuşmuştuk demek. Ya, memurlara yapılan %2 zamdan hemen sonra. Evet. Bugün ne oldu biliyor musun Yıldızcığım? Ne oldu şekerim? Kasaba gittim, etin kilosu kaça diye sordum. Fiyatı öğrenince şaşırdın, alışveriş yapayım ondan sonra gelirim dedin. Konuşmuş muyduk? Sanki. Yeni vergide... Ulan patlayacağım ama artık ya. Misafir ağırlamanın ağırlığı çöktü üstüme abicim ya. Ay hakikaten karardık ya. Ay aman ağzımızı açamıyoruz ki. Açlık mı, krizden başka bir şey konuşmuyor. Ay eskiden misafire gitmenin bir keyfi olurdu. Gelmese miydik acaba? Demeydik, yapmasa mıydık, ölüm olsay mıydık? Demeydik, Bir şey söyleyeceğim, bir şeyler oynasak. Hakikaten lan biraz efkarımız da aman öyle değil ya, dalga geçme. Saklambaç oynayalım. Gördüm seni Sobe. Ben bu ülkeden kaçıp başka bir ülkeye saklanmak istiyorum. Olmaz ya, ülkemizden başka bir yerde yaşayamayız. Ne yapacağız? Ne oynasak? Diyorum ki birbirimize zam gelmemiş malları soralım. Ne? Aman Murat ya Hanım, kimse kazanamaz o oyunda. Sessiz film oynayalım. Tamam, gruplaşalım o zaman. Ya gruplaşmaya ne gerek var? Bir siz varsınız, bir biz var. Birisi anlatsın, sırayla hepimiz dolaşırız. Güzel, hadi, geç Murat'ıma. Geç Murat'ıya. Zafer, savaşta Amerika kazanacak. %2 memura yapılan zam. Yok yok, iki bu her şeye ikimizi zam gelecek demektir. Aa, ay o sessiz sinemayı mı unuttunuz? Bu iki kelime demek. Aa öyleydi değil mi, iki kelime. Ya Murat diye sen konuşamazsın ki, sen devam et. Yürüyorsun. Dolmuş paran yok, işe yürüyerek gidiyorsun. Alacaklı gördün, kaçıyorsun. Aylardır işsizsin, iş arıyorsun. Karnın aç, açlıktan gurulduyor. Miden rahatsız ama doktora gidemiyorsun.
ilan verilecek. Artık bu hayata dayanamayıp intihar ediyorsun. Borç gırtlağa dayandı değil mi, onu diyorsun? Yok yok. %2 memur zammını duyan bir memursun. Parasızlıktan kafayı yedim, oynattım. Ambulans. Hastasın ama ambulans gelmiyor. Yok yok. Memura %2 zam. Aman. Bilemiyorsunuz ya. Sizden ya, de sessiz film oynanmaz. Ne güzel oynuyorduk, niye kestin ya? Ne oynayayım be? Bizim hayatımız sessiz film olmuş zaten. Hiçbir şeye sesimizi çıkartamıyoruz. Onlar da istedikleri gibi her şeyi yapıyorlar. Tamam, biz de dertlerimizi onlara sessiz film yoluyla anlatalım abiciğim. Seda, topla bana. Aslında görüntüyü alan razı, frikiyi veren razı olunca ortalık paparaziden geçikmiyor vallahi. Ya bu otelin barının çıkışında hep bir olay olur. Bir şey yok mu? Tık yok vallahi. Biz bugün çalışıklara takıldık. Biz onu deli yüreğe el ediyor zannediyorduk. Meğerse Kenan Doğulu'ya kürek çekmiş. Oo, bayat haber. Utanmasan Cahide Sonkun'un peşine takılacaksın ha. İçeride hatun falan yok mu? Var. Ayşe Hatun Önal var içeride. Tabii. Kadir'den sonra Kaya ile beraber olduğuna kim inanır derken galiba bir başka adamla beraber. Ayol, olay bu. Kaçırmayalım o zaman. Hadi be. Çıkabiliriz hayatım. Atlayın çocuklar! Hadi! Ayşe Hanım! Şöyle bakar mısın? Ayşe Hanım! Yeni sevgiliniz mi? Aa! Nereden çıkartıyorsun? Sadece yakın arkadaşım. Hem de çok yakın arkadaşım. Beyefendi popçu mu? Koleksiyonunuza ne zaman kattınız? Hayır, popçu değil, topçu. Evet. Hayır, pul koleksiyonumu merak etmiş. Evde de zaten birikmiş çok mektuplarım vardı. Pulları yalamamda yardımcı olacak. Beyefendi, siz ne diyorsunuz? Bir dakika kardeşim. Ya. En iyi dost kitaptır. Ayşe Hatun da kitap gibi kadın. Ayşe Hanım'ı hiç okudunuz mu? Yani ilişki ne aşamada abicim? Ayşe Hanım! Dur ya! Abicim, bir dakika diyoruz ya! Henüz giriş aşamasında, sonuç için henüz çok erken. Lütfen bize izin verin arkadaşlar. Ama Ayşe Hanım, bir dakika! Ayşe Hanım, detay istiyorum. Ayşe Hanım, biraz daha detay. Ya Ayşe Hanım! Beyefendi, çapkın birine benziyor. Ya. Hem de Çapkın'ın ta kendisi. Çapkın'ın kitabını yazdım. Ayşe Hanım bir soru daha. Gittiler ya. Takip edelim abi. Ayşe Hanım. Halkı merakta bırakmayın. Beyefendi kim? Peki. Beyefendi bir yazar. Ha, size yazıldı yani. O manada söylüyorsunuz. Hayır, çıplak anlamıyla yazar demek istiyor. Ben bir yazarım. Yani çıplak anlamda bir şey olacak değil mi? O çıplak, siz çıplak. Öyle bir şeyler olmayacak. Nasıl yani? Siz birlikte çıkmıyor musunuz? Çıktık ama buraya kadar. Bakın. Buraya kadar mı? Burası neresi ya? Kitap fuarı. Burası 20. İstanbul Kitap Fuarı. Bu ne ya? Tuzağa düşürüldük. Biz kütür kütür şeylerle uğraşırken kültür şeylere çattık. Ayşe Hanım, size çok teşekkür ederim. Sayenizde medyanın ilgisini buraya çekmiş olduk. Rica ederim. Birilerinin göğüslerinden, birilerinin kalçalarına indirdikleri kameralarını artık beyinlere doğru kaldırırlar herhalde. Evet, ben görevimi yaptım. Söz verdiğiniz gibi karşılığını isterim. Memnuniyetle. Çok teşekkürler.
Fatma teyze, hı, çocuklar için bir kitap yazmayı düşünüyor musun? Ah canım, sen kitap okumayı seviyor musun? Evet, hem de çok. Hadi miskin miskin uyuyacağına kalk, saat kaç oldu? 40 yılda bir yattık, onu mu görüyorsun? Her zaman yatarsın zaten. Bugün kızı istemeye gelecekler. Ben yandım, bari o yanmasın. Bu laf bana mı? Aptala malum olurmuş derler. Annemi dinleseydim eğer, bugün hanımefendiler gibi otururdum. Böyle hizmetçi gibi çalışmazdım. Ben seni almamış olsaydım oturuyordun şimdi evde. Evde kalmıştın. Hem kız istemeye adam çağırırken niye benim fikrimi almıyorsunuz lan? Ben burada bostan korkulu muyum? Sanki şimdiye kadar çocuğunla çok ilgilendin. Baba pozları takınıyor. Anne, baba. Ya yine mi kavga ediyorsunuz? Ya bıktım ya, bari bugün yapmayın ya. Boş ver çocuğum, boş ver. Sen bilmiyor musun bunun yaptıklarını? Bak yine ağlattın çocuğu. Ulan ne yapsak kabahat be. Belli ki bana ihtiyacınız yok. Ne haliniz varsa görün ana kız. Ben gidiyorum anasını satayım. Aman biz de meraklıydık senin suratına. Git ama bir daha bu eve giremezsin. Gelmem lan, gelmem. Sen yalvaracaksın gel diye. Defol! Ben de merak etmiştim bazo nerede kaldı diye. Defol! Boyun devrilsin inşallah. Gitti. Anne, birazdan istemeye gelecekler. Öldü deriz. Zaten varlığıyla yokluğu bir. Ne yapacağız peki? Babam evde olacak demiştin. Merak etme. Hava soğuk, çok uzağa gidemez. Hah, geldi işte. Hadi geldin bakalım, ne olacak şimdi? Ah! İyi akşamlar komşu. Gülşen evde yok, ben dışarıda kaldım. Bizim anahtarı size bıraktı mı? Ah, hayır bırakmadı. Buyurun, bize buyurun. Rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah. Hay Allah. Nusret Bey, sizden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Kocam olur musunuz? Ama ben evliyim. Ben de evliyim. Peki o zaman. Öyle değil canım. Yani yarım saat için kocamın rolünü oynayabilir misiniz diyorum. Rol mü? Ben rolünü. Peki ben ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey, hiçbir şey. Öylece oturacaksın saksı gibi. O da öyle otururdu zaten. Biz kocamla kavga ettik. Kızımı bugün istemeye gelecekler de. Acaba diyorum kocam gibi davransanız. Madem istiyorsunuz. Ay ne geldiler. Geldiler geldiler. Siz öyle durmayın, isterseniz geçin şöyle bakayım. Geç biraz ileri. Yok öyle olmaz, gel kapıda karşılayalım. Ayıp olmaz. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun. Bana bak, Nusret Bey babanın rolünü oynayacak, sakın çaktırma. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ah canım, ne tatlı maşallah. Geliyorum. Hoş bulduk Ayten Hanım. Kocam çok şakacıdır. Evet, gerçekten çok şakacıdır. Ben de tanırım Cemil Bey'i. Efendim, bizim bir tek oğlumuz var. O da maşallah tahsilini başarıyla tamamladı. Mesleğini eline aldı. Sizin güzel kızınızı da görmüş, beğenmiş. Oha, ne biçim laf o ya? Benim kızım daha küçücük. Küçücük mü? Kazık kadar. Yani maşallah. O babası çok sevdiği için ona hep küçük gelir. Evet, oğlumuz yaklaşık bir yıldır kızınızla geziyor. Hadi ya. Ulan ne geniş babalar var be. Benim kızım olacak vallahi, tuttuğum gibi bacaklarını ayırırım. Boynuzlu muyum ulan ben? Dermişin. Şaka yapıyorum canım, şaka şaka. Efendim çikolatayı size, çiçekleri de Melda'ya getirdim. Lafı uzatmayalım. Efendim biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Anneciğim, kahvelerimiz hazır. Ver yavrum, pek güzel yaparız. Ay, inşallah istediğiniz gibi olur. Eline sağlık yavrum. Afiyet olsun. Buyurun. Yemek de çok güzel yaparız. Ben şekerli içerdim ama. Biliyor babası, biliyor. Anne, ben açarım. Kapıcıdır, kapıcı. İnşallah kapıcıdır. Melda'cığım, Nusret sizde mi? Biz de Gülşah teyze. Aa, benim hanımın sesi.
Ay kusura bakma Nusret'cim. Aceleyle çıkınca haber veremedim hayatım. Ah, ah canım. Hoş geldin. Yani bizim apartmanda komşuluk ilişkileri öyle güzeldir ki... Kim nereye gitse herkes birbirine haber verir. Ay biz gitsek diyorum, misafirlerim de var, rahatsız etmeyelim. Değil mi Nusret? Hayatım hava soğuk, dışarıda üşümüşsündür. Ben sana sıcak bir şeyler içireyim. Siz kızı istiyordunuz değil mi? Verdim gitti. Nişanı, düğün gününü falan tespit etsek? Ay benim için fark etmez, alın götürün isterseniz. Neyse ben gideyim artık. Akşam eniştemler gelecek, hazırlık yapmalıyım. Fazla geç kalmamak gerek, öyle değil mi Nusret Bey? Kalmam. Yani kalmamak lazım madem enişteler gelecek. Biz de kalkalım artık. İstemeyecek misiniz kızı? Siz mutfaktayken biz aldık kızı. Ha ben verdim kızı, verdim. Efendim bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Değil mi Dünü? Tabii efendim. Hadi. Tabii. Çok memnun oldum. Güle güle, güle güle. Güle güle. Güle güle efendim. Güle güle. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. O kadın kim? Annen neredeydi Emre? Sorma, annem babamla kavga etti. Bir haftadır dayımda kalıyor. Komşudan rica ettim gelsin diye. Kusura bakma. Sizinkilere yalan söylemek zorunda kaldım durumu kurtarmak için. Asıl sen kusura bakma. O adam benim babam değil. Nasıl yani? Siz gelmeden az önce bizimkiler kavga etti. Babam da evi terk etti. Biz onlar gibi olmayalım olur mu? Çocuklarımızı üzmeyelim hayat. Tamam hayatım. Üzümleri takalım çam. Çam, çam, çam. Siz çok alkollüsünüz. Size ceza keseceğiz. Kes. Hüsam. Hüsam bak beni alkollü araba kullanmakla suçluyorlar. Nereye sürersin bu polisleri? Hakkari'ye. Hakkari olur mu? Bayan, telefonla konuşurken numara çevirseniz numaranız daha inandırıcı olur. Çevirmedin mi? Aa, bende niye açıyor diye. Evet, evet. 20 milyon çıkarttık. Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Söyle, niye çıkarttık? Bak, ben sarhoşu gelişinden tanırım. Nasıl seyir çiziyor? Kesin sarhoş bu. Komiserim, kadın bunlar galiba. İyi akşamlar bayan, inin arabadan lütfen. Ha? İnin arabadan lütfen. İnmem. Gece vakti bu ahlaksız teklifi reddediyorum. Bayan, zorluk çıkarmayın. İnin ve üfleyin şu aleti. Sapık. Niye üfleyeceğim ulan senin aletine? Sapık. Sapık. Bu benim aletim değil, devletin aleti. Devletin aletine hiç üflemem. Yeter devletim bize üf... Çok canım sıkıldı ya. Sapık. Bayan, alkollü araba kullanıyorsunuz. Kim? Ben mi araba kullanıyorum? Ben araba kullanmıyorum ki. Kim kullanıyor kız bu arabayı? Ha? Kim kullanıyor peki bu arabayı? Doktorlar. Ha? Hangi doktorlar ya? Dümen'de Haydar Dümen var. Yanında da Doktor Stres. Stres oluyor tabii. Bak ben ellemedim. Vallahi burada duruyor bak. Ah. Hanım iyice uçmuş. Siz çok alkollüsünüz. Size ceza keseceğiz. Kes. Hüsam. Hüsam bak beni alkollü araba kullanmakla suçluyorlar. Nereye sürersin bu polisleri? Hakkari'ye. Hakkari olur mu? Bayan, telefonla konuşurken numara çevirseniz numaranız daha inandırıcı olur. Çevirmedin mi? Aa, bende niye açıyor diye. Ay sapık. İner misiniz aşağıya? İnmem. İner misiniz lütfen? İnmem. Hanımefendi dışarı gelin. Ya Allah 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 Allah. Niye ya? Ben neden yani iniyorum? Bak ayakta duracak halin yok. Yok ya. Ben ayaklarımın üstünde dururum, tamam mı? Bunlar benim ayaklarım değil. Taciye, ayaklarımı çalmışlar kız. Ayaklarını mı çalmışlar? Çanta da olmasın abla.
Hanımefendi. Şşşt, kendine gel hadi. Hanımefendi. Elleme ya, elleme ya. Aa, taciz ediyorsunuz ya. Naci taciz ediyor beni kız. Kadına şiddet var. Mor çatı. Niye böyle yapıyorsun? Ben feministim. Feminist ne lan? Benim. Bu. He? Hey. Ablam da ben de feministiz. Oğlum böyle dişli kadınlara feminist diyorlar işte. Ablacığım anladık. İki kadeh içmiş feminist olmuşsun ama niye böyle yapıyorsun ya? Bak şimdi erkeklere karşı sürekli böyle bir savunma halinde oluyorsun bilinç altında. Hani içince bilinç gitti altı kaldı. İşçiye memura gelince para mı basıyoruz burada diyen hükümet şakır şakır para basıyor anacığım. Değerli basın mensupları. Biz bugün burada çok önemli bir nedenle toplanmış bulunuyoruz. Biz Türkiye olarak bir ilke imza attık. Ve Avrupa ülkelerinden önce yeni bir 20 milyon lira çıkarttık. Ne gülüyorsun? He? Buraya gel. Bu benim müsteşarım. Şuraya gel. Ne gülüyorsun? He? Bunun fikriydi 20 milyon çıkartmak. Ne gülüyorsun? Doğru dürüstçe gülme. Şimdi sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ne dedim ben peki? 20 milyon çıkarttık dedi. Evet, evet. 20 milyon çıkarttık. Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Söyle, niye çıkarttık? Senin fikrinde niye çıkarttık? Sen ne duruyorsun? Vurdu. Ya işte böyle. Şimdi siz değerli basın mensuplarına bu yeni yaptığımız 20... Sen nereye gittin? He? Niye benden haber çekiyorsun? Bu 20 milyonu size tanıtacağız. Teoman Bey, parayı getirin. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Teoman Bey. Efendim gördüğünüz gibi 20 milyon bu. Şimdi paramızın arka yüzünde gördüğünüz gibi harabe var. Ne yapıyorsun lan? Niye çekiyorsun beni? Parayı tarif ediyorum. Harabe var. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki yani o harabeyi oraya niye koydunuz? Yani paramızı harap ediyorsunuz yahut ekonomimizi harap ettiniz anlamında espri olarak düşünenler olabilir ve bunu komik bulanlar olabilir. Sence komik mi mesela? Hayır. Sence değil. Sence? Hayır. Komik lan, sence gülüyorsun. Sen bizim paramıza mı gülüyorsun? Hayır. Peki. Şimdi paranın ön yüzünde de gördüğünüz gibi. Buyurun efendim. Efendim? O ne lan? Yeni 30 milyonlukları getirdim. Daha 20'liklerin mürekkebi kurumadı ya. Enflasyona yetişemiyoruz efendim. 20 milyonluklar çerez parası oldu. Bari basın mensubu arkadaşlar buradayken yeni 30 milyonlukları da tanıtın. Elinize yapışmaz ya. Gel kolayca sen tanıt. Şimdi soru soracaklar bir sürü. Niye ikide bir para basıyorsunuz diye. Ne diyorduk sayın basın mensupları? 20 milyonluğu tanıtıyordunuz efendim. Kim? Ne be öyle bir laf çıkmaz ağzımdan çünkü bana yakışmaz. 20'yi geçtim. 23'ünü cebine koy sonra bana versin. Şimdi yeni 30 milyonun arka yüzünde
Ne lan bu? Ne var bunun arka yüzünde? Başını sokma. Biz ikimiz konuşuyoruz. Neresi lan? Matbaanın resmini basmışlar. Üşendiler tabii, dışarı çıkmadılar, matbaayı çektiler. Şimdi matbaanın arka yüzünde, paranın arka yüzünde matbaanın resmi var. Matbaanın ön yüzünde, ne var lan bunun ön yüzünde? Şimdi bu paranın... Sayın Bakanım. Ne oluyor lan? Bakanım bakanım, ne var? Piyasaya yeni para çıktı da onu tanıtacaksınız. Gene mi? Kaç para çıktı? 45 milyonluk. Lan 45 milyon diye para olur mu? Şunu bari düz yapsalar. Nasıl tanıtacağım ben şimdi onu? He? Nasıl tanıtacağım bunu ben? Ben tanıtmıyorum. Ne haliniz varsa gör. Olur mu efendim, hazır başlamışken? O zaman tanıtıyorum. Değerli basın mensupları, 30'dan vazgeçtik. Şunu da sen koy yemeğine. Şimdi bu 45, bak dalga geçmeyeyim ben. Tamam, bunun şakası yok. Bu 45 niye çıktı diye bana soracak olsanız ben de bilmiyorum, vallahi sormayın bunu için. Gülmeyin. Bak vallahi sen ne gülüyorsun lan? He? Gülmeyin bak vallahi darılırım. Şimdi bu paranın arka yüzünde... Sayın Bakanım. Ne olur lan? Sayın Bakanım, bakanım ne var? 75 milyonluklar geldi. Gene mi basıldı? Niye 75 milyon basıldı? Malum enflasyon. Enflasyon o kadar oldu mu lan? Nasıl açıklayacağız şimdi bunu? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz ya? Dengi kalkışı yaptınız. Daha 75 milyonu tanıtacağım size. Vallahi bakanım, bu ülkede sizin basacağınız paranın da enflasyonun da sonu yok gibi görünüyor. Açıklamanızı kendinize yapın. Bu ülkede daha önemli meseleler var. Gidip onlarla ilgilenelim arkadaşlar. Yürüyün. Olacak. Öp beni biraz biraz, dalları bastı kiraz. Gel bana bu yaz biraz, yine başım sevdalandı. Öp beni biraz biraz, dalları bastı kiraz. Gel bana bu yaz biraz, yine başım sevdalandı. Öp beni biraz biraz. Fikat. Elleri göremiyorum. Alkış. Alkış. şimdi de bir milletvekilimizin isteğini yerine getiriyorum. Bakayım ne istemiş. Bire ahlaksız, bire densiz, ne bu kepazelik? Utancımızdan arıyoruz kaçacak delik. Çabuk buradan uzaklaş. Hadi bakalım naş naş. Ay. Güfte çok güzel, tebrik ediyorum. Ben şimdi hemen bunu Serdar Ortaç'a veriyorum. Bize 5 değil yok, geliyorum size okuyorum. Şimdi de diye içine çek beni. Bunun gideceği yok. Hadi biz gidelim bari. Tamam, durun, tamam. Oturun, oturun lütfen. Daha gelinle damadımız gelecek, lütfen oturun. Evet, alkışlarımızla gelinle damat. Hiç kimse daha hedef kalmadı. Ne bu haliniz böyle çırılçıplak? Ne yapalım? Yarı çıplak kaldık kara kışta. Ne üstte var ne başta. Ahlaksızlar. Çıplak gezmeye utanmıyor musunuz be? Vallahi ahlaksız biz miyiz? Bizi bu hale getirenler mi? Benim bunu söylemeye ahlakım izin vermiyor. Biziz biz. Dünyanın fethelen. Biziz biz. Kainata. Öğrenci için ideal. Yazar için ideal. Politikacı için ideal.
IMF kredisi için ideal. İdeal kart. Kartları doğru oyna. Öğrenciysen öğrenme. Yazarsan suya sabuna dokunma. Siyasiysen koltuğa toz kondurma. Dolar istiyorsan hayatını ortaya koy, durma. İdeal kart. Kartlar senin için karıldı. Olacak o kadar.